İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah Haydari, rahmetullahi aleyh, Allah seni görüyor. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir gün şükür hakkında şöyle etti nasihat. Sadece ağız ile şükretmek şükür olmaz. Yahut da kifayetsiz şükür olur gayet az. Asıl şükür odur ki vücudun her azası günahtan kaçmalıdır. Budur işin esası. Mesela gözün şükrü bakmamaktır harama. Yani haram önünde olmalı sanki ama. Diğer azalar dahi işlemezse tek haram, ancak böyle yapanlar şükretmiş olurlar tam. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bir kimse günah işlediğine pişmanlık duyar ise, bu hali onun için bulunmaz bir nimettir. Zira bu pişmanlığı onun tövbe demektir. Küçük günaha devam olur günahı ekber. Büyük günaha devam kulu küfre sürükler. Bir günde bir genç geldi bu velinin yanına. Dedi ki, ey efendim, dua ediniz bana. Gözlerimi yabancı kadınlara bakmaktan hiç men edemiyorum, korkuyorum yanmaktan. Ne olur bu hususta bana yardım ediniz. Bu bapta nedir bana tavsiye ve emriniz? Buyurdu ki, evladım, sen ona baktığın an, bil ki Hak Teâlâ da sana bakar o zaman. Ve senin o kadını görmenden daha fazla, Rabbin seni görüyor, unutma bunu asla. Sen onu görmesen de, görüyor seni Allah. Öyleyse o görürken işlenir mi hiç günah? Bu söz, ziyadesiyle tesir etti o gence. Bütün günahlarına tövbe etti hemence. Artık çirkinliğini gördü her bir günahın. Rabbani tesir vardır sözünde evliyanın. Bir günde buyurdu ki, halis olan Müslüman, sarılır emirlere, kaçınır her günahtan. Bilir ki, imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki, kendi nefsi düşmandır kendisine. Ey insanlar! Haramdan kaçın tam hakkı ile. Zira kulun kıymeti ölçülür takva ile. Nefis bir canavardır. Asla doymaz günahtan. Karşı gelmekten başka kurtuluş olmaz ondan. Bir günde buyurdu ki, sevin birbirinizi. Eğer ki bir Müslüman üzerse bir gün sizi, kusuru kendinizde arayın önce hemen. Hiç onda aramaya kalkışmayın katiyen. Deyin, ben yapmışım ki bir günahı muhakkak, o kişi üzdü beni bu ameli yaparak. Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İnsanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri
dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse, nefsine cimrilik ettiği gibi, Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde, salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine, cimri kime derler diye sual edilince, İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri, oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Bişr-i Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekr bin Abdullah Müzeni Hazretleri de, bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez, bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır.
Herkese bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz. Geçmez boğazımdan hiç hıçkırığım, mübarek kapında gönlü kırığım. Öylesine boş ki sırtımda heybem, onca yolu boşa çekmiş çağrım. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali yaman. Mübarek kapına sürdüm yüzümü, sayısız kez bozdum tövbe sözümü. Kulluk sarayına giden yollarda ben günahtan alamadım gözümü. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali yaman. Mübarek kapında el pençe divan, neler oldular yollara revan. Ülkeler beldeler hep dize geldi, o erler olunca sürüye şivan. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali yaman. Mübarek kapında bir boynu bükük, incecik belimde dağlar kadar yük. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin cürmü pek büyük. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali pek yaman. Mübarek kapında ruhum sana aç, ne öğütkâr etti nefse ne kırbaç.
Güzeller güzeli, nurlar menbaı, insanlık alemi hep sana muhtaç. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali pek yaman. Mübarek kapında titrek elimle, günah denizinde yüzen dilimle, nurdan tesbihlere salavat dizdim. Tedirgin utangaç mahcup halimle, sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali pek yaman. Mübarek kapında bekler müminler, Bilal okur gibi ezanı dinler. Levlake sırrına vakıf olanlar, gözyaşları ile durmadan inler. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali pek yaman. Mübarek kapında sultan ve geda, cümlesinin canı yoluna feda. Umudum göz nurum, güneşim sensin. Ölümden zor yeşil türbeye veda, türbeye veda. Sen şefaat eyle ey canlar canı, bu aciz fakirin hali pek yaman, hali pek yaman. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, camiye gidiyorum ama vakit girmeden namaza başlıyorlar. Bu durumda yapabileceğim bir şey var mı, yoksa gitmeyeyim mi? Efendim, vakit girmeden namaza başlıyorsa gidilmez. Öyle bir namaza durduysa onu iade etmesi gerekir. O da onun zoruna gidiyorsa o zaman gitmez. Cuma kılarken imama uymalı mı, kendi mi kılmalı diye bir soru daha var. Efendim, cuma namazı kendi başına kılınmaz. Biz orada hani yanlış da yapsalar, hoparlörü de kullansalar cumanın bereketi için mutlaka gideriz. Ama zuhru ahiri, niye dedim, üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diyerek kamet getirerek kılarız. Zuhru ahir bu farzdan sonra kılınan namaz mı? Evet, farzdan sonra. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki cuma namazı eğer sahih olmadıysa o günkü öğle namazı onun üzerine sakıt olmaz. Biz üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazının farzına diye niyet edince
eğer cuma sahih olmadıysa bu niyetle o kıldığımız namaz o günkü öğle namazının farzı yerine geçer. Peki sahih olduysa bu ilk kazaya kalan bir namaz öğle namazının yerine geçer. Peki kaza borcu da yoksa nafileye dönüşür, yani zayi olmaz, boşa gitmez. Kitapta şöyle okudum diyor bir konuda dinleyicimiz. Salihleri, velileri ziyaret için uzak yere gitmek sünnettir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabrini ziyaret etmek ibadetlerin en kıymetlilerindendir. Yaşlı kadınların da örtülü ziyaret etmeleri caizdir. Fitneye fesada sebep olunca yaşlı kadınların da ziyaret etmeleri haram olur. Ziyaret ederken kabir etrafında tavaf etmek, taşı toprağı öpmek, ölüden bir şey istemek caiz değildir. Bu doğru. Yani tabii. Buraya kadar kitapta yazılan şeyler doğru. Dinleyicimizin sorusunu sorusunda diyor ki evliyadan bazılarını diyor mesela türbeleri falan da diyor. Biz diyor onların diyor ziyaret ediyoruz. Gitmemiz uygun olur mu diye bir sorusu var. Yani ziyaretlere gidiliyor ya hani türbelere işte farklı şehirlerdeki yerlere kadınlar toplanıp gidiyorlar. Kadınların mahremsiz gitmeleri caiz değil. Umre'ye, Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyarete gitmeyi de mahremsiz caiz değil Hanefi mezhebinde. Çünkü 104 kilometreden daha uzağa mahremsiz gitmek kadınlar için caiz değil. Efendim Şafii mezhebinde o hac içindir. O da şartlar müsaitse. Bugün şartlar ne müsaittir? Hani bazıları ahkam kesiyor. Canım bugün işte tayyareler var, uçaklar var, işte gider falan feşmeken böyle kendi kafasına göre ahkam kesen bir sürü din cahili var. Profesör olmuş ama dini bilmiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir beyt zikrediyor da sanır ki din adamı dinle alakası sadece bu kadardır diyor. Öyle sanmasıdır buyuruyor. Sanır ki kendisini din adamı dinle alakası sadece böyle sanmasıdır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazılan bilgiler esastır bizim için. Şunun bunu söylediği bizim için herhangi bir değer ifade etmez. Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında açık net yazılı bu. Yani farz olan hacca bile yanında mahremsiz gidemez. Farz olmaz o kadına. Peki mesela Anadolu'da hadi canım işte doldurun otobüse işte Eskişehir'den İstanbul'a gidelim, Bursa'ya gidelim. Şimdi Eskişehir ile Bursa arası, Eskişehir ile İstanbul arası 104 kilometreden fazla. İşte Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidelim İstanbul'dan. 700 kilometreye yakın mesafe var. Dolayısıyla yanında mahremi olmadan buralara gitmesi, ziyaret yapması caiz değildir. Hem gittiyse ne olur? Gittiyse diyelim ki hani Nasrettin Hoca merhuma keçi boynuz vermişler. Efendim ne bu diye sormuş. İlk defa karşılaşmış mübarek. Hem içinde demişler azıcık böyle yani tatlı var, bal var falan. Demiş kusura bakma demiş ya. Bir parmak bal için demiş bir çeki odun yiyemem ben. Şimdi sen sevap kazanmaya gidiyorsun ama bir sürü aynı şekilde haram işleyerek gidiyorsun. Ne kıymeti kaldı o zaman? Umre'ye gidiyorsun. Peygamber'in kabrine ama haram işleyerek gidiyorsun. Haram işleyerek Allah-u Teala'ya yaklaşmaz. Haram işleyerek evliyadan aynı şekilde himmet gelmez. Haram işleyerek dua yapılan dua kabul olmaz. Peki ne yapacağım o zaman? Oturduğun yerde dua et. O büyükten hayatını okudukça sevgin artar. Efendim bir gidiversem nefsidir bu. Bir görüversem nefsidir bu. Ne olacak görünce ne değişecek sende? Hayatını oku. Onların bildirdiklerine hayatını uydur. Bak o zaman değişikliği gör. Sen oturduğun yerden de onlar ruhaniyeti hazır olur. Hatta Emir abiler de anlatırlar da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün böyle işte misafirleri gelmiş onların yanında İmam Rabbani Hazretlerinden Mevlana Ali Bağdadi Hazretlerinden böyle bahsetmişler, onların sözlerinden nakletmişler. Ya kardeşim buyurmuşlar buraya rahmet iniyor. Hem de ellerini böyle yaparak böyle hani yağmur yağar gibi rahmet iniyor. Peki nereden biliyorsunuz? Çünkü inne zikre inde zikreli salihin tenzülü rahme. İnde zikreli salihin tenzülü rahme. Salihlerin anıldığı yer. Salihlerin anıldığı yer rahmeti ilahi iner. Öyle buyuruluyor. Açık net buyuruluyor bu. Kesin mi? Kesin. İnanar çabuk insan hisseder mi bunu? Evet, elbette ki hisseder. Sen İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyunca, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin hayatını okuyunca ve Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin itikadname kitabı, herkese lazım olan iman kitabını okuyunca ruhaniyetler orada hazır olur. Onun kalbinden senin kalbine feyiz gelmeye başlar.
Peki gidip kabri gördüğün zaman edebe riayet edemezsin. Bir de şu var. Mesela yine Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, böyle derecesi yüksek olan evliyanın kabri ziyaret edildiği zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Taha Yakkari Hazretleri gibi zatların kabri ziyaret edildiği zaman her ziyaretten istifade edemez buyuruyor. Çünkü dereceleri yüksek. Bağlantı kuramazsın. Senin yapın çapın aynı şekilde müsait değil. Ne olur? Ha gittim ben ya oraya. Ha şey, şöyle bir türbe var, şöyle bir şey var. Sen onu görürsün işte. Onu görür gel belki gelirsin. Başka bir şey görmen de mümkün değil. İstifade etmen de mümkün değil. Bir de edepsizce hareketleri bilmem neleri falan paldır küldür olur. Bir de günaha girer gelirsin. Hele kadınsa hiç caiz olmaz. Kadın yine mahremi yok ama diyelim ki özel jeti var. Pilotu var ya da arabayla gidiyor, özel şoförü var. Yine mi gidemez? Yine gidemez. Çünkü kitaplar öyle demiyor. Özel şoför olan gider, özel tayyaresi olan gider diye demiyor. Mahremi olan, yanında mahremi olan gider diyor. O mahrem de Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş. Bu kıyamete kadar böyle, bunda değişiklik olmaz. Bir başka dinleyicimiz, bir günah işledikten sonra tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz ama o günahı en fazla 1-2 gün aklımızda tutabiliyoruz. Sonra sanki işlememiş gibi unutuyoruz diyor. Bunun sebebi nedir? Bir türlü aklımda tutamıyorum diyor. Zamanın zulmeti. Emin abiler de anlatırlar da işte hocamız diye Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh naklederlerdi. Ben kendilerinden dinlemiştim Emin abilerin. Bir gün dedi böyle dedi, Taşra'dan Anadolu'dan dedi. İşte hocamızın talebelerine ziyarete gelenler oldu. Olur dedi. İşte ziyaretten çıkarken falan ayakları yerden kesik. Bu birkaç defa olunca bir tanesi demiş ki Emin abiye demiş ki demiş hocamıza arz edemedim ama demiş. Hep geliyoruz demiş. Hocamızı dinliyoruz. Dünyayla alakamız kesiliyor. Fakat demiş kapıdan çıkıyoruz demiş. Bir şey kalmıyor. Demiş bu neyin nesi? Ben de dedi hocamıza arz ettim bunu dedi. Mübarekleri Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh. Efendim arkadaşlar böyle böyle söylüyor. Karşıma olmuşlar. Küfür ve bidat sünneti o kadar çok ki erozyen gibi yiyip bitiriyor. Yani dışarı çıkar çıkmaz o kadar çok ki zulmet yani hepsini alıp götürüyor. Süpürüp götürüyor. Hatta bunu Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri işte bir gün İstanbul Boğazı kenarında o Yuhşa Tepesi'nin altında sohbet derlermiş. Orada göstermişler. Küfür bu boğaz gibi akıyor. Mümin de saman çöpü gibi nasıl durabilir? Ancak bu büyüklerin sevgisi, muhabbeti veyahut onların kitaplarıyla meşgul olursa imanını muhafaza edebilir. Böyle bir zamandayız. Dolayısıyla her taraftan erozyon. Eskiden mesela işte evde televizyon. Ya televizyon artık herkesin cebinde. Televizyonu da geçti. Cep telefonları artık her yere ulaşıyor. Her yere ulaşıyor. Hani sözle ulaşıyor, resimle ulaşıyor. Her şeye bakabiliyor, her şeyi görebiliyor. Dolayısıyla insanlar cebinde gezdiriyor. Böyle bir zamanda. Peki çare ne? Çare Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yazmışlar. Kitapların kapaklarına bile. Bu zamanın ilacı. İstiğfara devam etmek. Estağfurullah minkül makerin Allah. Estağfurullah minkül makerin Allah. Estağfurullah minkül makerin Allah. Yemeden içmeden hep böyle şey yapıyorsunuz. Kendileri de hep istiğfar okurlarmış. Hatta bir gün hanımefendileri böyle demişler. Siz demiş istiğfardan başka bir şey bilmez misiniz? Estağfurullah demişler. Estağfurullah. Doğru, bu zamanın ilacı bu. Bu zamanın ilacı. Çünkü küfür, bidat, zulmeti o kadar çok ki alıp götürüyor. Hele küfür artık hepsini geçmiş. Hem de sert esiyor. Böyle bir zamanda bir kimse işte Emin abiler anlatırlardı Allah Allah ne demek istiyorlar falan. Bu zamanda herkes kendisine baba olma zamanı diye anlatırlardı. Önce kendisini koruyacak sonra çoluk çocuğunu yakınlarını koruyacak. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala bugün insanlara bir şey anlatacak veyahut da aynı şekilde onları şey yapacak zaman değil. Kitap verirsin okur okumaz o bizi ilgilendirmez. Bir de adama Türkiye gazetesini her gün evine girmesini temin edersin. Abone yapıp evine girsin. Hiç olmazsa bir gün iki gün derken bir gün eline alır. Okur. Aa falan filan der. Ertesi gün okur falan derken altyapısını oluşturursa o zaman aklı başına gelir. Yoksa şu anda ben hepsini biliyorum falan filan diye başlar. Böyle bir kimseye de bir şey anlatılmaz. Onun için Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizleri de evlat-ı yanimizde muhafaza buyursun. Hem istiğfara devam edeceğiz hem la havle okuyacağız. Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz. Ya Rabbi verdiğin nimetleri bizden alma. Çünkü vermesini bilen almasını da bilir. Bu küfür zulmetinde
Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okur ve bu kitapları yaymak için gayret sarf ederse Allah-u Teala o nimeti onun elinden almaz. Muhafaza da eder. Ama gevşeklik olursa Allah-u Teala'nın kolu çok. Bize de ihtiyacı yok. Alır. Bir başka soru. Bir iyilik yaptığımızda sevabının üzerimizde hakkı olanlara yolluyoruz. Şimdi bu şu demek midir? Yani biz kul hakkıyla artık gitmeyeceğiz öbür tarafa. Bunun sıkıntısını çekmeyeceğiz. Ödenmiş olur mu diyor yani. Şimdi İslam alimlerinden bazıları yani ifadelerinden sanki ödenmiş olur. Ama bazıları da Allah-u Teala o kuluna dünyada yaptığını gösterir. Şimdi Osmanlı öldü. Kul hakkı olanlar, Osmanlı'nın hesabı vardı. Çıktı geldi. Osmanlı da hayattayken ahmaklık etmeyip yaptığı hayır hasenat, iyilik veya okuduklarından hasıl olan sevabı üzerimde hakkı olanlara diye hediye etmişse, Mustafa Toköz geldi, tamam ben dedi Osmanlı'nın da alacağım var. Melekler bakacaklar. Evet, doğru. Tabii Osmanlı'nın ondan sonra başlıyor terlemeye. Sevapları gidecek. Öde bakalım. Öde bakalım. Ondan sonra melekler diyecekler ki aç sen amel defterini. Şurada şöyle bir sevap var. Sen işledin mi onu? Yo. Osmanlı'nı göndermiş. Seni 100 gram alacağım var. O 500 gram göndermiş sana. Hadi güle güle diyor. Ama Osmanlı o sıkıntıyı çekiyor. Bir kabul ver. O sıkıntıyı bir çekiyor. Biterletiyorlar. Ama Cenab-ı Hak İhsan sahibi mesela bir hadis-i şerifte de geçiyor. Onda İslam alimleri açıklarken eğer samimi olarak tövbe etmiş, samimi olarak bunlar yapmışsa, ihlas da yapmışsa, Allah-u Teala da o kulundan memnun ve razı olmuşsa diğer günahlarını bile aynı şekilde göstermezmiş. Kendisine bile göstermezmiş. Böyle simsiyah geçermiş öyle. Düşünürmüş ya demiş ben oralarda ne yaptıydım ki acaba falan. Kendisinin bile haberi olmazmış. Öyle olanlar da oluyor. Transit geçişi yapanlar da oluyor. Mahşeri sıratı görmeden cennetin kapısına gidenler de var. Amin. Amin. Ne değil. İnşallah. İnşallah. Şimdi bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecek deyince o karşı radıyallahu anh hazretleri ya Resulallah dua edin de ben onlardan olayım buyuruyor. Ya Rabbi buyuruyor bunlar onlardan eyle. Şimdi Resulullah Efendimiz orada o karşı radıyallahu anh cesaret edip o duayı alınca öbürleri durur mu? Hemen bir tanesi de hesap kiramdan. Ya Resulallah bana da deyince o karşı seni geçti. Kapatıyorlar. Fakat kitaplarda buyuruyor ki bu 70 binin her biri de 70 bin kişiye şefaat edecek. Götürecek. 70 biner kişiye. 70 biner kişiye. 70 binin her biri 70 biner kişiye şefaat edecek. Yani transit geçişleri var. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. Onların içerisine girmeyi nasip eder inşallah Teala. İnşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.